Bir gün bile bekleyemediniz ya. Bir gün bile bekleyemediniz. Demek hala aşıksın ha Cemal. Hala aşıksın ha. Böyle pansiyonumuzu beyaza boyarız, tamam mı? Ondan sonra pervazları mavi olsun. Hani Bodrum'daki evler gibi. Sonra ne diyeceğim, artık şuraya da limon ağaçlarımızı dikeriz. Ha? Bir de diyorum ki arka tarafa bir kümes yaptıralım. Böyle tavuklarımız olsun. Tavuk mu? Hı. Oğlum her sabah yumurtasını taze taze yesin. Ben fark ettim, haşlanmış yumurtayı çok seviyor. Seviyor evet. Patates ve köfteyi de seviyor. Sen hiç kola içirmiyorsun. Hep ayran yapıyorsun. Sen bizi mi izliyordun? Öyle tabii. Hem de nasıl? Kadar. Eğer kaçırdığıma kederlensem de yine gizli gizli hep gözüm üstünüzdeydi. Ama şimdi artık gizlenmemize gerek yok değil mi? Ha? Vallahi bak biz kavuştuk değil mi? Ya ben mutluluktan kafayı yiyeceğim ya. Bir daha bizi üzme Cemal, tamam mı? Asla. Asla. Bu saatten sonra bizi ancak ölüm ayırır. Tamam Cemal, söyleme öyle kötü şeyler. Mutlu olalım artık lütfen. Zaten çok mutlu olacağız. Sen beni bu dünya üstündeki en mutlu adam yaptın. Sana söz. Ben de seni bu dünyadaki en mutlu kadın yapacağım. Tamam mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mahir, burası çok güzel bir otel. Bayıldım. Evet. Harun Bey işte burayı satın almak istiyor. Harun Bey. Baban yani. Ne zaman baba diyeceksin? Bilmiyorum. Sana demem lazım da. İçinden gelerek yapmak daha güzel tabii. Haklısın. Bakalım. Zaman her şeyin ilacı. Bence ne yapalım biliyor musun? Şu güzel otele çok güzel bir tanıtım yapalım Mahir. Şuraya baksana Mahir, ben yani şu an kendimi sanki bambaşka bir yerde gibi hissettim. Çok güzel. Ya biz çok sıkıştık şehre ya. Hep bir kaos, bir koşturmaca, bir yerlere yetişme telaşı. Şu deniz kokusu var ya. Beni hep alır, çocukluğuma götürür. Sen sahil kasabasında büyümüştün değil mi? Hı hı. Liseye kadar Alanya'daydım. Çok güzel bir arkadaş grubum vardı Mahir, görmen lazım. İnerdik sahile, ateş yakardık, şarkılar söylerdik. Bir de favori menümüz vardı. Limonata, tarçınlı kek. Sonra akşam olunca kumlara yatardık. Oh. Gökyüzünü izlerdik. Yıldızlara bakardık. E tabii her kayan yıldıza dilekler tutulurdu. Güzel bir çocukluk geçirmişsin. Yani annemle pek anlaşamazdım. Ama güzeldi ya. Güzel. Ne zaman sıkılsam inerdim sahile. Neşemi de öfkemi de denize anlatırdı. Neyse. Ay ben çok konuştum değil mi yine? Hayır ya. Düştü çenem, anılar filan. Ne yapacağız şimdi? Kiminle görüşüyoruz? Şimdi Mücella Hanım'la buluşacağız. Otelin sahibi. Harika bir kadın, bayılacaksın. Öyle bir enerjisi var ki zaten otele de yansımış. Onunla buluşacağız. Bir an önce buluşalım o zaman Mahir. Şu güzel otel için bildiğim bütün dilleri dökmeye razı. Aynen, hadi gidelim. Hadi. Kız
Kızım ne oluyor? Anne hiç konuşacak halde değilim, çok sinirliyim. Telaşlandırma kızım beni, ne oluyor? Yalancılar siz. Pelin kızım. Anne. Anne lütfen yalnız kalmak istiyorum, lütfen. Hayır kızım, bana ne olduğunu anlatmadan şuradan şuraya adımımı atmam. Ne oldu yavrum ya? Boşanma davanızda bir sorun mu çıktı? Boşanma davasında hiçbir sorun çıkmadı anne. Boşanma davası gayet güzel gerçekleşti. Boşandık. Boşandık. Sonra ne oldu biliyor musun? Cemal mahkemeden çıkıp koşa koşa Asiye'nin yanına gitti. Boşanır boşanmaz soluğu Asiye'nin yanında aldı bu adam. O kadına pansiyon almış bir de. İnanabiliyor musun buna? Tamam kızım. Tamam yavrum. Bırak artık şunları ya. Ne yaparlarsa yapsınlar kızım. Bırak. Lütfen sen kendi hayatına bak artık. Hani ne yaparlarsa yapsın diyorsun da yani. Ben hayatımı çocuklarıma adayacağım dedi. Asiye ile beraber olmayacağım dedi. Ve ben buna yine inandım. Yani yine kandım. Mahkemeden çıkar çıkmaz diyorum ya. Boşanır boşanmaz Asiye'nin yanına gitti bu adam ya. Kabul edemiyorum bunu. İnanamıyorum anne. Tamam kızım bak. Lütfen söylediklerimi yanlış anlama. Yani senin yaşadıklarını küçümsemiyorum. Kolay olmadığını da biliyorum. Ama yani böyle kendini yiyip bitirdiğini görmek beni mahvediyor yavrum. Hadi kızım ne olur gel. Gel, gel şöyle otur kızım hadi. Otur tamam. Şöyle. Tamam. Nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım? Sürekli suratıma yalan söylüyorlar. Bak kızım. Bu durumu kabul etmekten başka çaren yok. Yani bunca zaman neler yaptık olmadı. E bak boşandınız. Sen artık kendi hayatına bak ne olur. Senin başka önceliklerin var. Sen bir annesin yavrum, anne gibi davran. Gençsin, güzelsin, güçlü ol biraz. Hadi kızım ne olur. Bak Cemal gitti. Cemal yok artık. Kabul edemiyorum. Bunu kabul edemiyorum. Cemal'i çok seviyorum ben. Kızım Cemal yok. Bitti Cemal. Onu duymak o kadar zor ki. O kadar kırgınım ki. Öyle bir haykırış vardı ki. Aşkını. Bir kere bile bana öyle bir şey söylemedi. Gelin kızım. Ne olur. Yalvarırım artık kendine ıstırap çektirme. Yeter artık kızım ne olur. Sanki kalbim yerinden sökülecek gibi oluyor. Güzel kızım. Biraz güçlü ol. Kendine zaman ver. Bak her şeyi unutacaksın ya. Her şey geçecek. Keşke Ahmet de gelseydi baba ya. O da olur oğlum. Artık zaten hep beraberiz. Bir gün de Ahmet'le geliriz. Çok güzel bir yer seçmişsin baba. Manzarası da çok güzel. Siz neredesiniz? Benim için en güzel yer orası. Ben çok acıktım ya. Lokantaya geleceğiz diye evde hiçbir şey yemedim. Her şeyden yiyeceğim. Kimin oğlu be? Menüdeki her şeyi söyleyelim. Kime çekmiş gördün değil mi? Gördüm Cemal, gördüm. Baba, ben de önce sakalımı senin gibi kestireceğim. Oğlum sen bir büyü de, bakarız sakalına sonra. Heh. Alalım mumyalarımızı. Birisi çok acıkmış abisi. Değil mi aslan parçası? Evet. Anne, hamburger yiyebilir miyim? Yiyebilirsin oğlum. Bu gece istediğini yiyebilirsin. Oley. Kaptın izni. Hadi yine iyisin. Ben de salata alacağım. Kağıt kebabı varmış, seversin sen. O
Okuyorum, unutulmamış Asiye Hanım. Aklımda kalmış. Ha. Bence sen benim ne sevdiğimi hiç unutmadın. Benim seni hiç unutmadığım gibi. Nasıl yani, sen dans yarışmasında şampiyon mu oldun? Bir dakika ya. Hiç fotoğraf, video falan var mı? Var, var tabii. Evde gösteririm sana. Ama böyle çok abartılacak bir şey değildi. Liseler arası. Bir kız arkadaşım vardı. İnanılmaz hırslandı. Sırf onun inadına girdim. Çok çalışmıştım. Peki burada benim bu dansı görme şansım var mı? Nasıl yani? Dans etmemi mi istiyorsun şu an? E kimse yok etrafta. Ne var? Ama yani edemem şu an. Müzik yok. Hayatım, müzik kolay. Sana telefondan hemen açarım, merak etme. Ya çok önceden de ama ben unuttum. Hayır, hatırlamıyorum ki bir şey. Yaparsın. Hadi. Peki. Ama bir şartım var. Ne? Sen de bana eşlik edeceksin. Ben hiç dans edemem, ben çok kötüyüm. Hayır. Ben partnersiz dans edemem. Ya yapamam Zuhal ya. Hadi. Kalk. Zuhal yaptı gerçekten ya. Eğer dans etmemi istiyorsan kalkacaksın. Kalk. Yapma ya. Zuhal ya, ben çok kötüyüm ya. Şimdi? Evet. Önce beni dikkatle izliyorsunuz. Zaten gözlerim ayırmıyor, çok güzelsin. Ben? Yok bir şey. Önce beni izliyorsun, sonra seni de alacağım, tamam? Tabii ki efendim. Başlıyorum. Çapraz. Ha. Çapraz. Tamam. Aman, kim varmış burada? Oğlum beni. Hoppa. Hoppa. Aslan oğlum benim. Ne yapıyorsun? İyiyim baba. Neden sabah yoktun? Sabah neden yoktum? Hadi bırak bakalım bir elindekileri. Sen de şöyle baba ol, konuşalım. Hazırım, konuşalım hadi. Şimdi paşam. Biz annenle daha fazla hani anlaşamadığımıza karar verdik. Ondan dolayı da evleri ayırdık. Sen burada annenle yaşayacaksın. Ben başka bir evde kalacağım. Ne, gidiyor musun yani? Gidiyor musun ne demek ya? Ya gider miyim ben hiç? Seni bırakıp nereye gidiyorum ben? Sana bir telefon uzaklıkta olacağım. Beni istediğin zaman arayacaksın. Gel baba diyeceksin. Ben de gelip göreceğim seni. Ondan sonra istediğin yere gideceğiz böyle. Baba oğul takılacağız. Hatta aramana bile gerek yok. Çünkü ben her gün seni zaten görmeye geleceğim. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Anne babam gidiyormuş. Başka evde yaşayacakmış. Evet oğlum, ben sana söyleyecektim ama baban erken davranmış. Biz ayrılmaya karar verdik. Sabah niye yoksun deyince. O sorun değil. Oğlum ama öyle üzgün durma. Yuvada da bazen arkadaşlarının annesi babası ayrılıyor. Arkadaşların bir annesinde kalıyor, bir babasında kalıyor. Olabiliyor yani böyle şeyler. Bunda bir şey yok. Tamam mı? Mesela ben şimdi birkaç günlüğüne yurt dışına gideceğim. Belki sen de babanda kalırsın, olur mu? Ne, gerçekten mi? Evet. Senin için sorun olur mu? Ne sorunu ya? Biz oğlumla çok mutlu oluruz değil mi? Evet. Çakla zaman. Ey be. Orhan da bizimle kalır değil mi? Kalır tabii. Hep birlikte oluruz. Neyse, siz planlarınızı yapın o zaman. Benim biraz işim var. Görüşürüz anne. Görüşürüz tatlım. Ne yapıyorsun?
Ay Raci, iyi ki geldik. Vallahi nefes aldım ben. Ben de seninle beraber olduğum zaman nefes alıyorum. Meral, seninle şöyle baş başa bir tatile mi çıksak ya? Olur ama şimdi olmaz. Sebep? Benim senin yanında olmam lazım. Niye, hayırdır? Yani çok şükür Nergis kurtuldu, hayatları düzene girdi, her şey yolunda. Neden yani? Asil'in yanında olman gerekiyor. Düğün var Raci. Cemal'le yeniden evleniyor. Nasıl ya? Ay vallahi ben de yeni öğrendim ama evleniyorlar. Bu ne acele, ben anlamadım ki. Yani daha elinden yeni boşandı Cemal. Yani başına bela alacak ya. Hani elim hiç hoş karşılamayacak bu durumu. Yani Raci, böyle aradan aylar da geçse, böyle bir sene de geçse, ben Helin için pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum. E zaten boşandılar. Ve o da öyle ya da böyle alışacak. Ben düğüne sen de gel diyecektim ama pek yakışık almaz. Yok. Ben gelemem. Sonuçta Helin kardeşim yani. Tamam tamam. Zamanla her şey yerine oturur zaten. Şu konuyu bir değiştirelim mi ya? Sen söyle bakalım bana, nereye gidelim? Ege'ye mi, Akdeniz'e mi? Ege. Bekle bizi Ege. Sevgilimle beraber geliyoruz. Açayım mı? Aç. Ne oldu? Beğenmedin mi? Çok beğendim. Sen de fena değilsin. Nasıl? Yani sadece fena değil miyim? O kadar mı? Çok yakışıklısın, çok karizmatiksin, çok havalısın falan değil miyim? Cemal yani? Sus, sus lütfen ya. Bir kere de kendini beğenme. Haklıdır. Yalnız bu gelinlik sana her yaşta bir başka yakışıyor ha. Böyle biz her 10-15 senede bir yeniden evlensek mi? Hayırdır? Bir daha mı terk edeceksin beni? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen artık ölsen de terk etme. Asiye'm benim. Çok güzel olmuşum, çok. İşte kaçak damat da yakalandı. Vallahi ne yapayım? Yani Asiye'mi görmeden hiçbir yere gidemezdim. Herkes sizi bekliyor aşağıda. Siz de burada çifte kumrular gibi koklaşıyorsunuz. Herkes, ne diyorsun ya? Kamera açıkken Cemal sileceğiz bunları. Ya niye siliyormuşuz anlamadım. 2 dakika sonra sen benim nikahlı karımsın. Silmiyoruz, tamam mı? Kalsın bunlar. Tamam, o zaman ben herkese hazır olduğunu söylüyorum. Anne, çok güzel olmuşsun. Canım oğlum, sen de çok yakışıklı olmuşsun. Gel bir sarılayım sana. Yok yok, gelmem. Baba, seninle bir dakika konuşmamız lazım. Allah Allah, hayırdır? Ya baba, gel ya. Erkek erkeğe konuşmamız lazım. Ha, erkek erkeğe diyorsun. Tamam, o zaman mevzu başka. Gel bakalım, konuşalım. Seni birazdan almaya geliyorum. Evet, nedir mevzu? Vah, ben bunları bağlayacak bir şey bulamadım. Annem için toplamıştım gelin çiçeği. Aslan parçası. Çok güzel olmuşlar. Gel hadi, benim odaya geçelim, hallederiz. Bilgisayar.
heyecanlıyım Mahir. İlk defa nikah şahidi olacağım. Sen onlara uğurlu geleceksin. Ben ona eminim. Aa, pardon. Uğurlu geleceksiniz. İnşallah. Geliyorlar, geliyorlar. Tam 17 yıl sonra tıpkı ilk günkü heyecanla, aynı aşkla ve coşkuyla yeniden nikah masasına oturan çiftimizin bu özel ve güzel gününe hepiniz hoş geldiniz. Sen mi anlattın ikinci evliliğimiz olduğunu? Ben anlattım tabii. Benim senden başka konuştuğum bir şey mi var? Hani yoldan geçeni çevirip seni anlatıyordum neredeyse. O derece önemli, sen düşün. Bu sefer iki güzel yavrunuzun da katılımıyla gerçekleşen bu nikahın bir ömür, sevgi, saygı ve hiç bitmeyen bir aşkla sürmesini diliyorum. Çocuklar sizden daha heyecanlı. Evet. Sevgili misafirlerimiz, değerli şahitlerimiz, sizlerin huzurunda tekrar sormak istiyorum. Siz Cemal Kaya, Asiye Yılmaz'ı iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm sizi ayırıncaya kadar eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Bravo! Siz Asiye Yılmaz, Cemal Kaya'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Asiye Hanım, cevabınızı alabilir miyiz? Cemal Kaya'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ama son dakika yüreğimi ağzına yıkadın ya. Cemal nikah bitmedi daha. Hayır, sen bir kez evet dedin ya. O iş bitti Asiye Hanım. Artık benim karımsın. Sizler şahitlik ediyor musunuz? Evet, evet. O zaman ben de belediyemizin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Bravo! Anne ayağına bas. Küçük imza alalım. Diliyorum. Teşekkürler. Asiye Hanım, bu sizin, tebrik ederim. Teşekkürler. Cemal Bey, hayırlı olsun. Umarım bu sefer birbirinizin kıymetini bileceğiniz huzur dolu bir evliliğiniz olur. Siz merak etmeyin. Ben bu ikinci şansın değerini, bu evliliğin kıymetini çok iyi biliyorum. O zaman gelini öpebilirsiniz. Anneciğim, sen dünyadaki en güzel gelinsin. Oh canım oğlum benim, yakışıklım. Hiç çiçeksiz gelin olur mu? Ah, çok güzel olmuş bu. Babamla beraber yaptık. Çok güzel. Bana sarılmak yok mu? Babacığım, sen dünyadaki en güzel damat olmuşsun. Güzel annem benim. Seni çok seviyorum.
çok mutlu ol. Hadi fotoğrafınızı çekin, gelin. Önce aile. Siz de gelin, siz de. Evet, gülün gülün gülün. Tamam, ben de selfie, ben de olayım ha. Allah sizi kahretsin. Asla izin vermeyeceğim. Asla. Ya kameramanımın odasında unuttum. Bu en güzel an. Çok mutluyum Asiye'm ya. Hiç bitmesin istiyorum. Rüya gibi. Bir ömür sürsün artık canım. Ben de çok mutluyum. Sürecek bitmem. Sürecek. İnan bana sürecek. Hadi anne devam edin. Cemal, ben şu duvaktan kurtulup geliyorum, tamam mı? Tamam, geleyim ben de. Ay yok, ben hallederim şimdi. O zaman bu dansı bana lütfeder misiniz? Evet. Evet. Düğün hediyenizi vermenin zamanı geldi. Selam. Elin ne işin var burada? Meşgul olsun ya. Düğüne nasıl beni çağırmazsınız? Bensiz düğün mü olur? Çok kırıldım. Buraya sizi tebrik etmeye geldim. Ömür boyu mutsuz olursunuz inşallah. Elin lütfen gider misin? Asiye daha şimdi geldim ya. Hemen kovuyor musun? Kalbimi kırıyorsun ha. Elin sarhoşsun galiba. Lütfen gider misin? Lütfen. Nereye gidiyorsun ya? Helin. Helin. Helin lütfen. Ay şöyle rahat rahat bir sohbet edelim seninle Asiye. Biz nasıl arkadaş olmuştuk ya seninle, hatırlıyor musun? Sevmiştik birbirimizi. Yani ben seni çok sevmiştim. Sen de yani fena değil. Sever gibiydin. Ne oldu sonra bize ya? Hey gidi günler be. Helin lütfen bu günü mahvetme lütfen. Sen benim hayatımı mahvettin ama. Ha, o ne olacak? O Cemal bana dedi ki ben asla Asiye ile beraber olmayacağım dedi.
Yine beni kandırdınız. Ve şu an düğünümüzdeyiz. Siz nasıl insanlarsınız ya? Helin lütfen. Lütfen verir misin anahtarı lütfen? Anahtar. Anahtar. Hadi bakalım anahtar. Aa, bak burada ne var? Helin ne yapıyorsun Helin? Sen benim bir kadar ciddi olduğumu anlamadın galiba. Helin lütfen. Lütfen. Biz pastayı içeri götürüyoruz o zaman abi. Evet kardeşim aynen. Elin arabası mı? Allah kahretsin Elin burada. Cemal. Elin burada. Ne diyorsun Mahir? Elin burada arabasını gördüm. Koş koş Asil yanına koş. Çocuklarla kal. Ben Mahir çocuklarla tamam, kal. Tamam ben. İndir o silahı lütfen diyorum bak lütfen Elin. Lütfen. Size hayatınız boyunca unutamayacağınız bir düğün hediyesi vermeye geldim Asiye. Hayatınızın sonuna kadar vicdan azabı yaşayacaksınız. Asla bugünü unutamayacaksınız. Cemal de benim değerimi ben gittikten sonra anlayacak. Elin ne diyorsun sen saçmalama lütfen. Onu en çok ben sevdim Asiye. Onu herkesten ve her şeyden çok sevdim. Onu senden de çok sevdim. Onu kendi hayatımdan vazgeçecek kadar çok sevdim ben. Elin saçmalama lütfen. Bu tetiği ben çekeceğim ama benim katilim sensin Asiye. Bunu sakın unutma tamam mı? Bunu asla aklından çıkarma. Elin lütfen diyorum sana lütfen. Değdi mi? Değdi mi olanlara? Bütün bunlara değdi mi Asiye? Ben öldükten sonra arkamdan konuşursunuz olur mu? Elin yapma. Olur. Asiye! Asiye iyi misin? Cemal! Karın şu anda yanımda burada ve korkudan tir tir titriyor. Elin aç kapıyı. Aç şu kapıyı bu mesele seninle benim aramda. Aç şu kapıyı adam akıllı konuşalım hadi. Açamam. Elim dolu. Elin! Evet Cemal bir bakalım elimde ne var? Evet elimde silah var. Bakalım ne zaman patlayacak. Elin! Aç kapıyı saçma sapan bir şey yapma. Sana diyorum aç kapıyı. Lütfen. Lütfen. Elin aç diyorum bak saçma sapan bir şey yapma. Bizi cezalandırmak için Ahmet'imi yapma mahvetme yalvarıyorum sana. Annesiz bırakma onu lütfen. Oğlum da benden uzaklaşıyor hissediyorum. Oğlumu da benden çaldın. Her şeyimi çaldın. Ahmet seni çok seviyor. Lütfen yapma bunu. Lütfen. Elin. Bırak. Asiye bırak. Elin. Öldüreceğim kendimi. Elin. Bırak. Asiye. Tamam. Bir tane korkma. Korkma buradayım ben korkma. Bir şey olmayacak canım benim bir şey olmayacak. Çocuklar. Aman dur şimdi yorma sen kendini yorma. Buradayım ben.
Yanında iyisi olmayacak bir şey, tamam mı? Hadi Asiye. Hadi Asiye. Baba ne yapıyorlar? Canım annem buradayız. Canım annem. Böyle bir şey. Anne aç gözünü anne. Bizim için aç. Asiye hadi bırakma bizi, buradayız. Yüz. Yüzü ayarla. Şarj edildi. Bir, iki, üç. Anne aç gözünü. Buradayız biz. Hala aynı hocam. 250. Şarj edildi. Hadi bırakma bizi. Geçmedim benim hadi. 300. Şarj edildi. Hastayı kaybediyoruz hocam. Anne, baba durdular. Niye bir şey yapmıyorlar? Baba niye durdular? Aç kızım. Bu değil.
Asiye. Asiye. Nergis bunu burada bırakmış, ben de kendimi çekeyim dedim. Ama bu kısmı çoluklu çocuklu seyretmek yok. Şimdi annem babama ilan aşık ediyor diye dalga geçmesinler benim. Tamam mı? Bugün seninle yeni bir hayata başlıyoruz. Ben senden başkasını sevmedim Cemal. Hani sen hep derdin ya, bizim kaderimiz birlikte yazılmış diye. Ben de hep inandım buna. Sen yağmurlu bir akşam gitmiştin. Ama güneşli bir günün sabahında geri gelecektin, biliyordum. Ben öyle duygularımı senin kadar haykırarak söyleyemem. Hatta pek söylemem. Ama şimdi söyleyeceğim. Hazır mısın Cemal? Hazırım, hazırım. Seni çok seviyorum. Hep seni sevdim. Sonsuza kadar da seni seveceğim. Ben de bir tanem. Ben de yalnızca seni seveceğim. Sadece seni seveceğim. Bir saniye. Zaten kapanıyor ya. Ama ben seni gördüm. Dedim ki işte Cemal, senin kaderin bu kız. Ben bu kızı seviyorum. Ne yapıyorsun? Dur aşkına. Ey Amasyalı kız. Sus. 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 S